Şimdi bugün modern devlet dediğimiz oluşumlarda kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiş. Ne demek kuvvetler ayrılığı ilkesi? Bir devleti idare eden bir yürütme var, bir yargı var, bir de yasama var. Bunların birbirinden ayrı olması gerekir. Eğer öyle olursa, bunlar birbirlerini denetlerler diye bir e, meseleden e, bahsedilir. Mesela bugün Türkiye'miz açısından bakacak olursak yasama Büyük Millet Meclisi'nin işidir. Yargı işte bağımsız yargı tarafından yürütülür. Yürütmeyi de hükümet yapar. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemi yürütmeyi deruhte etmiş bulunuyor. Fakat yine baktığınızda yasama yani yasa çıkartma, kanun çıkartma mecliste çoğunluğa sahip olan parti tarafından yapılıyor. O parti aynı zamanda da Yürütmeyi elinde bulunduruyor ve yine sizin çıkardığınız yasalar sizin tayin ettiğiniz, atadığınız yargıçlar tarafından uygulanıyor. Yani bunlar böyle çok birbirine grift meseleleri, yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıktı gibi bir mesele söz konusu. Evet şu söylenebilir, yürütme eğer bir yasaya ihtiyaç duyuyorsa o yasayı öncelikle çıkartması lazım meclisi elinde bulundurması lazım vesaire filan. Ama İslam dinine baktığımız zaman, mezheplerin teşekkülüne baktığımız zaman bu mezheplerin hiçbiri biri özellikle de ehli sünnetin bugün yaşayan dört mezhebe açısından baktığımızda siyasi bir oluşumun neticesinde ortaya çıkmış değil. Ama ehli sünnetten ayrılan işte hariciler dediğimiz bugün genelde Vahhabiler olarak, tekfirci selefiler olarak karşımıza çıkan grup siyasi bir sebepten dolayı ayrılmışlardır ve inanç esaslı bir ayrılış söz konusudur. Yine Şiiler dediğimiz ki kendi içerisinde de bin bir çeşit fraksiyona ayrılmaktadır. Bunlar da ehli Sünnet'ten siyasi bir gerekçeyle ayrılmışlardır. İlk başta masum olan bu siyasi gerekçeler daha sonra bir takım fraksiyonlarda bir takım batıl grupların elinde oluşmuştur. Yapılara evrilmiştir. Ama fıkıh mezhepleri olarak baktığımızda işte Ebu Hanife Hazretleri en erken mezhep teşekkülünü ortaya koymuştur. İktidarla kavgalı bir isimdir. Yani Ebu Hanife Hazretleri iktidarın işkencesi neticesinde şehit olarak vefat etmiş biridir. Yine baktığınızda Malik bin Enes iktidarın kendi mezhebini, resmi mezhep yapalım türünden talebini reddetmiş bir imamdır. Yani dönemin halifesi yazmış olduğu o harika eser, muvattayı bütün devletin resmi kanunu olarak kabul edelim deyince hayır demiştir. Bu din sahabe efendilerimizin yayıldığı her yerde Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam efendimizin dini yaşanması aktarılmak suretiyle farklılıklar üzerine inşa edilmiştir. Yani her yerde sahabe efendilerimiz var. Küfe'de var, Medine'de var, efendim Mekke'de var. Onlar peygamberden gördükleri gibi dini aktarmaktadırlar. Din dediğinizde Kur'an'dan ve peygamberin yaşantısından oluşan mezhepler aracılığıyla yaşanır hale gelmiş. Böyle bir devlet baskısı olup da, bir siyaset baskısı olup da bundan sonra şöyle olacak, böyle olacak diye yapılan dayatmalar zaman içerisinde reddedilmiştir. Bakınız burada çok önemli bir konudur. İştihat kapısının kapanması meselesi. Yani Ne demek iştihat kapısının kapanması? Artık daha yeni mezhep çıkamadı demek. Yani mezhepler o günkü mevcut haliyle kalmış, Hicri 4. asrın başlarında mezhep oluşumunun önüne halk bir set çekmiştir. Ne demek halk set çekmiş? Yani demişlerdir ki, ya demişler bize Ebu Hanife'nin fetvalarını getirin, bize İmam Malik'in fetvalarını getirin, bize işte nasıl söyleyeyim, İmam Şafi'nin fetvalarını fetva olarak söyleyin. Ya işte ben bunu kendim iştihad ettim. Yok sen de kalsın demiş iştihadın. Niye? Çünkü dininden endişe etmiş. Yani siyasal bir baskıyla bir oluşum meydana gelir diye endişe etmiş. Ki ne kadar haklı oldukları Hicri 5. asırda ortaya çıkmış. Hicri 5. asır dini anlayışlar içerisinde batıniliğin çok yoğun olarak karşımıza çıktığı bir asırdır. Yani Allah sizin namazınıza, orucunuza muhtaç değil. Önemli olan kalbinizin temizliği. Bugüne çok benzer. Yani bugünde de her yerde bakarsın. Bir dini anlayış söz konusudur. Doktora gidiyorum çocuğa e, iğne yaptıracağım. Hemen doktor dinle Diyanetle ilgili. Ben diyor filan hocayı çok beğeniyorum onun diyor anlatımı güzel, bana mantıklı geliyor filan. E ben de bir filan doktoru çok beğeniyorum deyince kızıyor. Ben doktor değil miyim? diyor. Yani din e, her yerde bir pazarlama vasıtası olarak kullanılır hale gelmiş. Böyle olunca işte 4. asırdaki Müslümanlar biz sizin iştahatlarınızı istemiyoruz demiş. Bize imtihandan geçmiş olan yani çilesi çekilmiş olan görüşleri aktarın demiş. Kim bunlardan maksat? Ebu Hanife'nin, İmam Şafi'nin, İmam Malik'in, Ahmet İbni Hanbel'in ki biliyorsunuz Ahmet İbni Hanbel uzun yıllar e, kendi kanaatinden vazgeçmediği için dönemin iktidarı tarafından taciz edilmiş, hapse atılmış bir kimsedir. Dolayısıyla bu mezheplerin oluşumunda kesinlikle siyasetin bir dahli olmamıştır. Yani bundan sonra böyle olacak filan demeye başladıklarında halk reddetmiştir. Şimdi mesela bugün görüyoruz bir takım ülkelerde İstanbul'un fethine bile laf söyleyen koca koca müesseselerin e, e, idarecileri oldu. Sultan Fatih'in İstanbul'u fethine fetih denilmez dediler. Niye? Siyasi baskılar. Ama halk bunları kabul ediyor mu? Etmiyor. Yani bunlar denizin köpükleri gibi Basri Hocam. O dönemde biraz parlar. İşte mesela Mutezil'e bir dönemde silah zoruyla siyaseten egemen kılınmak istenmiş. Fakat halk reddetmiş, bünye reddetmiş. Nitekim Türkiye'mizde de bir takım e, devrimlerle dinsizlik egemen kılınmaya çalışılmış. Ama 1950'de biraz e, özgürlük ortamı ortaya çıkınca insanlar e, esen okumaya başlamışlar her yerde. Ya Nasıl bir... E, tepkiyle karşılaştıklarını o zaman anlamışlar. Yani siyasetle, zorla, devlet eliyle bir kanaat benimsetilemez. Nitekim bunların hepsi başarısızlıkla sonuçlanmış. Su mecrasına doğru akıp gitmiş. Bu noktada eğer bir kuvvetler ayrılığı ilkesinden bahsedilecekse bu tamamen Müslümanlıkta vardır fıkhi mezheplerin oluşumu, Kur'an ve sünnet tamamen devlet iktidarının etkisi dışındadır. Yani bugün diyelim ki bir devlet ben Kur'an ve sünnetle amel edeceğim dese, e ben yasa çıkartayım bu benim işime gelmiyor, bunu kaldırayım deme imkanına sahip değil. Yani burada işte şunlara hak veriliyor, ben bunlarla hoşlanmıyorum pek deme lüksüne sahip değil. Ama bugün öyle değil. Mesela bakıyorsunuz bugün Koca koca dünyaya hükmeden ülkelerde insanlar renklerinden dolayı ayrımcılığa tabi tutulabiliyor. Sözde kanunlarda bu yok. Ama bakıyorsunuz adam renginden dolayı problem yaşıyor. Neden kaynaklanıyor bu? E diğer rengin sahipleri bu kanunları yapınca öbür renklilerin aleyhine oluşabiliyor bu kanunlar. Şimdi mesela kanunları kim yapıyor? Eğitimli insanları yapıyor. Eğitimlilere ayrıcalık tanınıyor. Yani Türkiye'mizde de biraz tahlil ettiğinizde belli grupların ayrıcalıklı gruplar olduğunu görürsünüz. Eğer e, çobanlar bu kanunları yapsaydı o zaman çobanların işine gelen türden kanunlar ortaya çıkardı. Ama işte e, okul bitirenler diye söyleyince onlar kendi menfaatlerini korur hale gelmişler. Dolayısıyla asıl kuvvetler ayrılığı e, İslam hukukunda söz konusudur. İçtihat tamamen devletin etkisinden bağımsız olarak ortaya çıkmıştır. Evet.